Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hermione, sözümü bir daha kesersen seni yok ederim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz şu anda. Zaten save atmıştık. Fred'i takip etmemiz gerekiyor ya da George'u hatırlamıyorum. Hogwarts bayağı gelişti bu oyunda arkadaşlar. Oldukça geniş, daha da geniş yani. Bir şatomuz var ama 5. oyundaki kadar geniş değil. Sen bir Slytherin'sin. Hayır. Hayır. Ben Slytherin'lerden almam. Slytherin'lerden almam. Evet, buradaki insanlardan da bir şeyler alabiliyorsunuz yani. Etrafta bir sürü şeyler var. Portalleri açamıyor muyum acaba? Eskiden açıyorduk. Neyse. En iyisi Fred'i takip etmek arkadaşlar. En hakikat. Hakikat denmez ona. Bütün Recolor'lar gidiyor. Gene bir sürü ikizler var. Bir sürü 300'ler var. Hatta 400'lere bile ya rastlayacağımızdan eminim. Ya mesela ben bu katları şimdi keşfetmek istiyorum ama muhtemelen keşfetmeye çalışırsak içinden çıkamayız. O yüzden boş verip yolumuza devam ediyoruz. Fred, ne kadar hızlı koşuyorsun ya. Niye yetişemiyorum sana? Baksana. Böyle 3 kişi aynı anda koşuyormuş gibi. Daha hızlı koşuyormuş gibi. Bak gene Hermione, Profesör McGonagall, Profesör Dumbledore derken aynı zamanda Fred ve George'un dükkanı hakkında bize bilgi vermeye çalışıyor. Nasıl aynı anda iki şey söyleyebilirsin? Hogwarts. Aa, seslendiricisi aynı. Yani müdürünüz sizin Hogwarts'ta bir dükkan açıp öğrencilerden para talep etmenizi uygun mu buluyor Fred? Ve aynı zamanda nereye kayboldular Profesör Dumbledore ve diğeri McGonagall? Hiçbir fikrim yok. Herhalde buradan yok oldular. Tekrar açabilir miyim bunu? Çünkü kapandı. Neyse, fasulyelerimi alayım. Lütfen sus Hermione. Bana bilgi vermene gerek yok. Sadece fasulye alıyorum. Aa, toplam fasulye miktarımız 811 olmuş. Oha. Oha, dikkat etmemiştim. En üst katta zaten Gryffindor'un yatakhane mekanı var. Portreler gerçekten çok güzel. Hey, rastgele Gryffindor insanı. Şurayı da devirelim. Bu ne ya? Ben niye bunu çevirdim şimdi? Aha. Ha, ay, görmedim nereden zıplayacağımı. Sır mı bulmuş oldum? Sanırsam. Vay canına, ne kadar zekiyim. Çok güzel bir sır keşfettim. Hiç beklemiyordum üstelik. Hemen bütün açıklamaları senin yapman canımı sıkıyor. Lütfen. Fortuna Major. Üçüncü. Fortuna Major. Tamam. Eğer yapacak çok işin varsa bizimle takılmak zorunda değilsin aptal sarışın. Hermione. Bu niye devrilmedi acaba? Profesör McGonagall'la az önce karşılaştık. O sırada sorsaydın ya. Gerçi Hermione'nin gizemli davranışları oluyor, sonra kitabın sonunda açıklanıyor falan ya. Filmde de var hatta. Azkaban Tutsağı benim en sevdiğim Harry Potter filmi bu arada. Harry Potter, en sevdiğiniz Harry Potter filminin hangisi olduğunu aşağı yorum yaparsanız çok sevinirim bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Değişiklik olur. Bakalım, karşılaştıralım. Burası şimdi Fred ve George'un dükkanı mı oluyor? Bu ne? Evet, o kadar güzel ki. Sonra alırım. Vay be arkadaşlar, alışverişe gidiyoruz. Alışverişi de ne çok severim. Fred ve George sağ olsun. Portre password'ü. Bu başka portreleri açmak için ayrıca şey alıyoruz herhalde. Hermione'nin dediği şey ya. Çikolatalı kurbağa alabilir. Hayır. Teşekkür ederim. Gerek yok. Bu ne? Collector's card değil. Büyücü kartı. Koleksiyon kartı ne demek? Büyücü kartı o.
Wizard card. Tamam, tekrar söyleme. Lütfen tekrar söyleme. Fred, kendini tekrar etmeye başladın. Bak, yine tekrar ediyorlar aynı şeyi. İkisi de. Neyse, ben bir tane kart alayım o zaman. Tamam, alamıyormuşuz. Yani satmadılar bana. O zaman mesela gidip şunu alayım. Gerçekten klasik çünkü önünde troll var. dağ trollü. Bunu alsam para mı harcamış oluyorum? Almayayım mı acaba? Alayım. Ne olmuş olduğunu görelim. Almış oldum. Bunları pumpkin pastilerle alıyoruz. Cauldron cake'leri de kullanabiliyormuşuz. Aman neyse, bunu alabilir miyim? Ucuza sattığınızda, evet, 200 kart ya. Ay, 200 şey fasulye. Ne demek ucuza? Almış mı oldum? Aldım. Tamam. O zaman Ron'un dediğini yapıp sihirli yaratıkların bakımı dersine gitsek iyi olur. Ondan önce ben şu yaratıklara bakmak istiyorum. Strigler. Hello. Aha, bu önceki oyunlarda karşılaştığımız şeyler. Evet. Bir de dağ trolü var. Bayağı güçlüdür ama çok aptallar. Evet, yanına gelen herkesi öldürmeye çalışıyor. Hadi gidelim. Geri gelmeyeceğim buraya Fred. Allah'ım, öldüme ko... Hiç beklemiyordum kameranın önüne çıkacağını. Bir yüzün modelini niye değiştirmişler? Daha çirkin olsun dedim. Çünkü daha çirkin olmuş. Bütün kapıları kapadı. Bak bak. Arkadaki şeyler indi. Gryffindor yatakhanesine giren ve kimse herhangi bir şey yapmıyor. Poltergeist'in Türkçesi neydi? Resmen unuttum. Poltergeist'in Türkçesi neydi? Hayalet değil. Cin değil. Poltergeist şey gibi bir şey, hani gıcıklık yapan ruh tarzı bir şey. Ne yapıyoruz? Salak Ron. Lütfen ver, aynı anda büyü yapalım. Lütfen tekrar aynı anda büyü yapalım. Niye yapamıyorum? Oo, yaptım. Wow. Hiç bir şey başarmış gibi hissetmiyorum aslında ama. Yaşasın. Oo. Oley. Şifreleri almışız. Bununla side chamber'a geri dönebiliyormuşuz. Şifrede Starshine. Tamam. Yaşasın. Nereye gitmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Ay Neville. Neville, senin tipine ne yaptılar? Ay, nasıl dişlek, nasıl dişlek? Bu kadar dişlek olamazsın. En iyisi gitmeden önce biraz şeyler açayım. Şu grafikler neden güzel olduğunu, grafikler güzel değil aslında. Meshler, modeller biraz daha güzel. Şimdi düşündüğünüz zaman ne yaptım ben? Ne güzel, hani böyle detaylar var. Atıyorum sadece kare kare değil, Minecraft gibi. Wow. Bir sır açtım bilmeden. İlginç. Tamam, pekala. Sadece fasulye için tabii ki. Tabii ki. Zaten başka ne sırrı olabilirdik? Diğerleri orada beni bekliyorlar. Ben sırları keşfederken. Ne 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 ne. Sağ sol, sağ sol, sağ sol. En iyisi Neville'ı takip ederim bizi dövmeden önce. Evet. Vertibat'ın Bimir'le de fasulyelerini Fred ve George'un dükkanında kullanabilirmişiz. Ay nasıl? Ay tipe bak. Tipe bak. Ne yapıyoruz? Mesela bunu atlarsam ne oluyor merak ediyorum şu anda. Niye yapamadım ki? Niye yapamıyorum? Dördünde aynı anda falan zıplasam olmuyor muymuş? Bak ya. Yok, zıplamama izin vermiyor. Hay tamam, vazgeçiyorum. Lütfen beni acele ettirmeyin. Şu inanılmaz Hogwarts'ın şeylerini keşfetmeye çalışıyorum. Bu arada
Şu an galiba suyun üzerinde duruyorum ben. İçinde değil, üzerinde. Neyse. Şimdi ne yapmış olduk? Bu nereye döndüklerini falan mı ayarlayacağım? Şöyle yapsak. Şöyle. Sonra bunu da tekrar böyle. Ve aha. Yine sır açtım galiba. Allah'ım. Allah'ım süperim. Evet, sır açmışım. Burayı da açabiliriz. Fluffy değil mi o? Evet, Fluffy. Allah'ım, şeyler. Bana patlamalı şeyler atanlar. Sesini dibimdeymişçesine duyabiliyorum Ron, bu kadar olur. Kartımı aldım, kartımı aldım, durun. Bir şey diyeceğim, ben seninle hiç uğraşmasam ne olur? Bence çok iyi olur. Nasıl, niye çıkamıyorum ya? Görüşmek üzere manyak. Siz burada patlayabilirsiniz. Kartıma bakayım hemen. Hemen kartıma bakıyorum. Ne aldık? Beast kart dedik ama. Kaç tane var buna? Bunlardan 15 tane varmış. Kelpiler. Look in the rivers and streams will kneel in invitation for anyone to ride on the rider. Nehirlerin başlarında beklermiş. Eğer üzerine binmeye çalışılırsa onu üzerine binmeye çalışan kişiyi suyun altına sürükleyip onu yemeye çalışırmış. Eminim kelpiler hakkında bunu bilmiyorduk. Neyse, ben Neville'ı takip edeceğim. Fazla sapmayayım artık şu şeylerden, değil mi? Çünkü yani lütfen. Şunu da yapalım. Bakın, parçaladık. Şunu da alayım. Ya Hogwarts'ı talan ediyoruz ya. Gerçekten. Ama yine de bütün sırları biz keşfediyoruz. Bu sefer Ron ve Hermione yanımızda ama pek bir katkıları yok. Sizin de görebileceğiniz gibi arkadaşlar. Çok güzel değil mi buralar? EA Games güzel iş yapmış. Değiştirmiş yani en azından. Burası da şeyin mekanı galiba. Aynen, Hagrid'in mekanı. Ondan önce şuradaki patlamalı pişti. Patlamalı pişti mi? Cauldron Cake'i alabilir miyim? Kazan pastası. Heh. Bir tane daha kart aldık. Aynı zamanda sır keşfetmişiz. O da dördüncü canavar kartı. Köpeğe benzeyen büyük bir... Gaitrash ne demek acaba? Köpeğe benzeyen büyük bir ruhmuş. Ve yasak ormanında görülebilirmiş. Yalnız olabilirmiş ya da belli bir grup halinde dolaşırlarmış. Ne güzel. Birdenbire içime şey doldu. Niye yapamadım acaba? Yanlış hatırlamıyorsam bunların içinden pumpkin pastiler de fırlayabiliyordu. Ama ha aynen. Şuradaki şeyleri alayım. Niye alamadım hiçbirini? Aldın mı yoksa? Şunu bir yapsanıza. Şöyle. Teşekkürler. Kazan pastalarımı da aldım. Her defasında yeni bir şey mi fırlatıyor bunlar içlerinden? Eğer öyleyse çok iyi. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece gelip buradan toplayabilirim. Ama Hagrid'in bahçesinde talan ettiğimize göre artık bizi bekleyen derse doğru yol alabiliriz arkadaşlar. Yürüyemedim. Allah'ım. Pixie? Oh my god. Oh my gosh. Look at her. But ay hayır, söylemeyeceğim o şey. Evet, en iyisi keşfedelim. Birazcık Hogwarts'ı keşfedelim. Öf, iyi çocuklar olup derse mi gitmeliyiz yoksa derse geç kalmak uğruna gidip pixilerle mi uğraşmalıyız? Tabii ki biz belalı Hogwarts'ın belalıları olarak tabii ki öncelikle gidip pixilerle oynayacağız biraz. Sen git o zaman. Sen niye bizim dibimizdesin zaten? Allah'ın kılı. İlk get away from me. Tamam, gidip o zaman öğretmenleri çağırsak nasıl olur? Tabii ki biz yapacağız. Bak, sen yapmayacaksın. Neden kazanacağız? Hiçbir manası yok.
5 cards in the set. But that's no easy feat. Kolay değil deyip duruyorsun. Tabii ki kolay. Sen nereye gidiyorsun? Bize yardım et. Hayır, etmeyeceksin. Aman ya Rabbi. Biz yapmalıyız. Tamam, yapalım o zaman, ne olacağını görmüş oluruz arkadaşlar. Ben bunu daha önce yaptığımı hatırlıyorum bu arada. Şunu yapsanıza. Al ala. Niye büyü yapamıyorum bu şeye doğru? Allah Allah. Uzaklaşmam mı lazım? Çok mu dibindeyim mesela? Üçünüz. Evet, çok dibindeymişim. Bu pixileri döversek birdenbire sihirli bir büyücü kartı ortaya çıkıyor. Yani bu aralar her oyunda o kadar çok sihir, büyü, büyücü, cadı kelimelerini kullanıyorum ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Ha, bu arada Shadow of Mordor oynamaya başladım. Çok güzel bir oyun. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hiçbir zaman Yüzüklerin Efendisi'ne o kadar içine giremedim maalesef ama ya da fan olamadım ama filmlerini izledim. Hobbit'i de okumuştum. Oyun çok güzel. Oyun gerçekten çok güzel. Normalde öyle oyunları sevmem bir de ben. Şunu alamadınız mı ikiniz de? Hepsini yaparsak bütün her şeyi kazanacakmışız. Bunları şimdi yapmalı mıyız acaba? Famous Giants, ünlü devler koleksiyonumuz bu da. Medieval. Nasıl yani? Şeyden bahsetmiyor ama bu hani sihirli... Sihirli, Allah'ım yarabbim. Ay inanmıyorum. Yaptıkları şeyi anladınız mı? Durun. Hani fasulye ekip üzerine yukarı doğru fırlayan bir fasulye ağacı tarzı bir şeyi yukarı doğru takip ettiğiniz zaman, yani biz takip ettiğimiz zaman değil, hikayede hani adını hatırlamıyorum da, o fasulyeler, sihirli fasulyeler büyüyüp büyüyüp kocaman oluyordu, çıkıyordunuz ya da çıkıyordu karakter, sonra oradaki bir şatoda bir adet dev vardı, onu yenip birini kurtarıyorlardı. Hatta bir tane film, Çizmeli Kedi'de de aynı hikayeyi kullanmışlardı filminde. Anladınız mı bilmiyorum. Apparently found içinde İngiliz hani İngilizlerin kanı ve kemikler olan sandviçler yemeyi seviyormuş ve Jack isimli bir çocuk tarafından öldürülmüş. O Jack de herhalde karakter şeydeki ana kişi. Müzik çok epik değil mi? Hadi gidelim ya. Hayır, devamını sonra yaparız. Ne olduğunu görmüş olduk. İşte bunlar da muhtemelen oyunu bitirmeden, oyunu %100 bitirebilmek için yapmamız gereken şeyler. Ondan önce, yani oyunu bitirmeden önce falan yaparız artık. Çünkü çok zaman kaybettik. Lütfen şeye gidelim. Hagrid'in dersine gidelim. Tam bir domuzsunuz ya. Ve gördüğünüz gibi sadece 6 kişi Hagrid'in dersine giriyor. Ron, Hermione, Harry, Crabbe, Goyle ve Malfoy. Yani başka kimse yok. Gerçekten niye sadece biz varız? Başka insanları koymadınız mı? There's a good hippogriff. Yeah. Tamam işte oyunda Quidditch yok, söyledim mi? Söylemedim. Tabii ki Harry büyücülük dükkanından aldığı mouse'la şeyi uçurabiliyor. Şakagayı uçurabiliyor. Şöyle. Dün 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 dün. Niye içinden geçemedim? Dün dün. Uçuş kontrolleri kolay galiba, bilmiyorum. Ya da kolay değil. Evet, kesinlikle kolay değil. Çünkü üst üste 3 tane kaçırdım az önce. Oyunda Quidditch yok. Sadece cutscene'lerde var. Bu da EA'nin yaptığı saçmalık. Çünkü konsol versiyonunda da yoktu. Ama şöyle bir şey var. Quidditch Dünya Kupası diye bir oyun çıkarmıştı aynı yıl ya da ondan önceki yıl. Onda hatta böyle bütün pozisyonlarda oynayabiliyordunuz. Arayıcı olabiliyordunuz, kovalayıcı olabiliyordunuz bildiğim kadarıyla. Hiç oynamadım ben oyunu çünkü sadece konsolda var sanıyordum. PC'de de varmış. Hatta biriniz demiş onun da serisini çekersen güzel olur diye. Kimdi acaba? Dur, adını biliyordum. Artık bilmiyorum. Neyse, evet. Serisini çekmeyeceğim ama. Çeker belli olmaz gerçi. Çok sıkılırsak çekeriz. Niye çekmeyin? Oyunu alabileceğimi düşünmüyorum o yüzden. Ha, o konuyu da açıklık edeyim. Hala bana oyunları
Harry Potter oyunlarını nereden aldın Doruk? Nereden alabilirim? Nereden indirebilirim diye soruyorsunuz. Bulunması çok zor olduğunu biliyorum. O yüzden internetten artık indirmenizde EA Games'in eme hani atıyorum emeğe saygı deyip şey yaparsanız ya, gidip orijinal alırsanız ya. Artık o mümkün olmadığı için internetten indirmenizde herhangi bir sorun yok ama gidip link vermeyeceğim. Arayıp bulursunuz. Kimse de sizi kınamaz çünkü başka türlü oynayamazsınız sonuçta. Evet. Bu konuyu da açıklık getirdiğime göre. Yaşasın Collector's Card. Büyücü kartı Harry, koleksiyon kartı değil. Bunları da 5 tane yaptığınız zaman sürekli kart kazanıyorsunuz işte. Brrp de. Allah'ım. Yani Neville ve iki tane fazladan insan cisimlendi arkaya. Hikayeyi niye bu kadar karman çorban ettiniz ki? Ama Malfoy dedi, look at me, I'm dying. Ölüyorum. Beni öldürdü. Şahkaga için endişeleniyorduk. Hermione nerede? Tabii ki hazırız. Seni bekliyorduk. Neler oldu? İlk kata gitsek iyi olurmuş. Birinci kata mı gideceğiz? Harry kendi kendine tekrar ediyor ki unutmasın. Çünkü yanında aslında Harry ve şey yok. Ay Harry diyor. Şunlar yok yani. O zaman shortcut'ı görmüş olalım. Neymiş mesela? Haddock. Cheese charm. Cheese charm. Bunları göreceğiz. Malevolence. Bu ne oluyor? Bunlar, bu fotoğrafları şeyden hatırlıyorum böyle. Büyücü kart fotoğraflarından hatırlıyorum. Manticore. Star charm. Bunu gördük zaten. Bir de sıfır diyor. Mortal Dread. Birinci kat dedik. O zaman hadi gidelim bakalım. Bu şey fikri, kısa yol fikri aslında şeyde de var arkadaşlar. Adını unuttuğum bir oyunda da var. Zümrüdüanka yol açtığında da var, Ateş Kadehi'nde de var. Ay hayır, Ateş Kadehi'nde hiçbir şey yok. Zümrüdüanka yol açtığında da var, Melez Prens'e de var. Zümrüdüanka yol açtığında oynayacağız zaten. Onu ne zaman oynayacağımı yorumlarda sormaktan vazgeçin. Ateş Kadehi'nden sonra oynayacağım. Ya da Azkaban'dan sonra. Çünkü Ateş Kadehi çirkin bir oyun. Belli olmaz. Bu arada fark etmediyseniz ben bu bölümleri arda arda çekiyorum. Şu anda şu ikinci bölümü birinci bölümle aynı gün çekiyorum. Hemen ne olursunuz. Yani eğer ses çok yüksek geliyor, çok az geliyor diyorsanız muhtemelen onu görmedim. Üçüncü bölümde düzelteceğim. Onu eğer kötü. Açıklama yapmaktan oyun oynayamadık. Şu kapıyı da açalım aman. Şurayı da yıkalım. Tamam git. Seni sınıfta göreceğimizi hiç sanmıyorum. O yüzden. Alohomora. Yeah. Azkaban tutsa. Aa ben de Azkaban tutsa için şey hazırlamadım. Kapak fotoğrafı hazırlamadım. Onları hazırlamam lazım. Grunge. Weasel Grunge and Potty. Olamaz. İnanmıyorum. Aa öyle mi? Hazırım. Carpe Retractum'u kullanacağım. Elinde tuttuğun şeyin Rictus Sempra'nın yeni sembolü olduğunu farkında mısın bu arada? Üçümüz aynı anda Rictus, aynen öyle. Ne yapıyorum? Ne aldım? Ne düştü? Vuralım. O ne demek ya? Ha koku bombası tarzı bir şey herhalde. Stink Pellet. Oh my god. Tabii ki adil değil. Bize saldıran sensin zaten. Hermione'ye bundan sonra Grunge diyeceğim arkadaşlar. Weasel, Grunge and Potter. Potty pardon. Potter değil. Lazımlık demeye çalışıyorum. Potty lazımlık demeye. Neyse. Harikaydın Ron. We'd better get on to Transfiguration class. Peeves has probably made us late.
Peeves tabii ki bizi geç şey yapmadı. Harmony, derslere geç kalmak diye bir şey yok burada. Ne yapabilirim? Burada sır falan var mı? Yok. Çünkü derse girmek istemiyorum. Derse girmek istemiyorum. Yok yok, hadi içeri doğru yürüyelim. Hello and welcome to Transfiguration class. Daha önce hiçbir One oyunda bu of the most arada biçim değiştirme dersi almamıştık. advanced transfiguration spells Sanırım, enables değil mi? themselves Evet, to hiç become almamıştık. animagus. Biz de Animagi can transform themselves animagus'larla into ilgili bilgi animals veriyor. and then back into people. Mesela For Sirius Black, example. yani pati ayak, ha, pati ayak da bir animagus, pati ayak ben, ha, neyse. Hermione surat. Çok Okay, iyiydi. Çok questions. iyiydi profesör. Professor McGonagall, are werewolves animagi? Kurt No, adamlar not animagi mıdır? animagi turn Hayır, into animals if animaguslar they do. istedikleri zaman Werewolf dönüşebilirler. cannot control Maalesef kurt its adamlar transformation. dönüşmesini kontrol altına Now tutabilen for şeyler today's lesson, the Draconifers and Lepiphors spells. Miss değildir. Granger, İki tane büyü. perhaps you'd grace the class by having a go at the exercise I've prepared. Me? Oh yes. Kız o Having kadar just heyecanlı ki stepped through this hayatında ilk door, defa bir büyü no. öğrenecek sonuçta. 3 yıldır Hogwarts'ta hiçbir şey yapmadı. Doğal olarak heyecanlandı. Ben mi? Ah, evet, yaşasın. Let's begin Sesin with the sesi Lepiphor çatlamıyor tabii. spells. Çatlıyor da olabilir. Right. Lepiphors. The transformation of a small object into a rabbit. Correct, Miss Granger. Five house points for Gryffindor. Gryffindor'a puan Cast kazandırdık. Lepiphors on the rabbit statue. You will then be able to control the Aa, transfigured hatırladım rabbit. şimdi. Draconiforce neydi acaba? Lapiforce tavşana dönüştürmemizi sağlıyor. Hey! Yay! Yay! Harmoni'ye zıpla. Zıpla Harmoni'ye. Harmoni'yi öldür. Kötü ses aktörünü öldür. Tavşan zıpla tavşan. Aa, benim de bir tavşanım vardı arkadaşlar. Size hiç söylemiş miydim bilmiyorum. Muhtemelen söylemedim. Sonra öldü. Evet, gerçekten üzücü. Şimdi bunu düşündüğümden çok üzülüyorum. Hatta onu böyle sonra gömmüştük falan böyle. Çok çok duygusal bir andı. Küçüktüm ama bayağı yani. Yüksek benim hatamda değildi. Birdenbire şey olmuş. Minicikti. Adını da Pürçük koymuştuk hatta. Diyeceksiniz Pürçük ne alaka doğru? Pürçük bir dilde hangisi hatırlamıyorum. Havucun, ay havucun değil. Marulun galiba. Yok, havucun. Başka bir Türkçede de olabilir. Eski Türkçede. Pürçük havuç demek. O yüzden havuç koymuştuk yani adını. Sonra böyle sonra ölünce de çok üzülmüştüm hatta ben. Ama işte öyle bir şey var. Hani bir hayvana bağlandığınız zaman iyi şeyler olmuyor yani. Aa, kart aldım. Fasulye aldım aynı zamanda. Başka bir şey? Karta bakalım o zaman. Bunu öncekinde aldık bir dakika. Bunu görmüştük. Bunu görmüştük daha önceki kitapta. Ay, oyunda. Kitap ne demek? Common Welsh Green Dragon. This breed is a man of... issued in thin jest. Bir ejderhadan bahsediyor. Bunu zaten bak, evet, fazladan iki tane kart aldık zaten şimdiye kadar. Kapılar açılsın. Bölümü bitirmek istiyorum ama bölümü bitiremeyeceğim çünkü save book hiçbir yerde yok. Ha, orada var. Onu alana kadar bitiremeyeceğim demek ki. Lapepos. Harmony zıpla. Ses aktörüne, kötü ses aktörüne doğru zıpla. Bir tavşan nasıl o kadar zıplayabilir? Şöyle. Nasıl bu kadar zıplıyor? Hangi tavşan bu kadar zıplayabilir? Harmony boyuna zıplayabiliyor. Harmony 1.13 falan, 1.13 denmez. 1.13 değildir de yani. 1.50 desek, 1.50 metre nasıl, kendi boyundan daha yükseğe nasıl zıplayabilir? Aynı zamanda bu bir zıplama sesi değil, bu bir ne sesi bilmiyorum. Bak bak, sese bakar mısınız? Bu şey sesi gibi, adı neydi onun? Adını unuttum. Dun 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 dun. Hani böyle, aa, resmen unuttum ya, bulurum sonra adını. Bunu açmadan önce devam edeyim. Şuradaki fasulyeleri toplayayım. Çünkü sonra beni atıyor birdenbire zorla. Bütün fasulyeler iyidir. Ya da önce gidip öbürüne basmam mı gerekiyor? Çünkü burada başka bir giriş de var. Hoppa. Aha. İlginç. Dün dün dün. Mesela bu güzel, ilginç bir şey. Hani daha önceki oyunlarda olmayan yeni bir şey. Yani o yüzden iyi hani.
Yoksa çok çok güzel bir şey olduğu için değil. Değişik bir şey, farklı bir şey. İyi ki var diyoruz biz böyle şeylere. Oyuna bir save atalım. O ardından da ben bu bölümü bir de burada bitireyim arkadaşlar. Bu bölümde neler oldu? Bu bölümde alışverişe gittik. Yeah, alışverişi çok severim. Çok hızlı konuşuyorum. Evet. Sonra Pius'la biraz kapıştık. Sonra Hermione'nin hayatında öğrendiği ilk büyüye şahit olduk. Bir sonraki bölümde bu büyünün devamını getireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Serinin devamı için, kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.